Gazeteci Ayşenur Arslan'ın sözleri Halk TV'de Kıbrıs'ta bağımsızlık mücadelesi veren TMT ile ilgili sözleri tartışma yarattı. Türk Mukavemet Teşkilatı Ayşenur Arslan bunun illegal, gayri resmi bir örgüt olduğunu söylemişti ve suikastlarla anıldığını belirtmişti. Açıklamalar var. Peş peşe geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuştu. Dışişleri Bakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü de açıklama yaptı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın canlı yayında Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri tartışılıyor. Arslan'ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlerle bilinen illegal resmi bir oluşumdu sözlerine sert tepkiler geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın soykırımı engelleyen Kıbrıs'ın Kuvayi Milliyesi olduğunu söyledi. Türk Mukavemet Teşkilatı ve onun mücadelesi olmamış olsaydı bugün Kıbrıs'ta herhalde bir tane Türk görebilmek, yaşayan Türk görebilmek mümkün olmazdı. Bu değerlendirmeleri çok yanlış, haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TMT'nin mafya ve illegal faaliyet ya da cinayetlerle birlikte anılmasının herkesi üzeceğini kaydederken Kıbrıs'ın milli mesele olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş sosyal medyadan gösterdi tepkisini. Kurtulmuş, Kıbrıs Müslüman Türk toplumunun varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin kurucu unsurlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk'ü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır paylaşımını yaptı. Çelik, EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri Kıbrıs Türk'ünün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Ayşenur Arslan'a sert tepki gösterenler arasındaydı. Kıbrıs Türk varlığının adada muhafazası için EOKA'cı katillere karşı kurulmuş olan Türk Mukavemet Teşkilatı TMT'yi yani bir suikast timi gibi söylüyor açıkça. Yani bu ne hainliktir. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel de söz konusu ifadelere tepki gösterenler arasındaydı. Denktaş'ın hatırasına saygılıyız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemli bileşenidir. İfadeleri paylaşmamız mümkün değildir. Gelen tepkiler üzerine Ayşenur Arslan Halk TV'deki programında özür diledi. Arslan, sözlerim nedeniyle incitmiş olduğum kişilerden özür dilerim dedi. Bir açıklama daha var. O açıklama da aynı konuda bu arada. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı Türk Mukavemet Teşkilatı demek, vatan savunması demektir diyor ve açıklama şöyle devam ediyor. Sosyal medya hesabında paylaşılan açıklama. Kıbrıs Türk'ünün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 100 yıl önce 7 düvele karşı direnişi canlandıran Kuvayi Milliye ruhunun bir tezahürü olduğu vurgulanıyor. Şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs halkını incitenlerin kınandığı açıklamada haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz ifadesi yer alıyor.